Biliyorsunuz HTML'de koyduğumuz her etiket sayfa içinde bir yer kaplıyor. Ee, bir özelliğimiz var CSS'de. Sayfaların konumlarını belirlediğimiz e, position özelliğimiz. E, bu İngilizce'de farklı şekillerde dokunabiliyor, position falan diyen de oluyor ama e, ben position diye kaldığı için kafamda öyle devam edeceğim ders boyunca haberiniz olsun. Position özelliği. E, ne yapıyor? Etiketimizin sayfadaki konumunu belirlememizi sağlıyor ve bunun aldığı bazı değerler etiketi sayfada kapladığı yeri de kaldırıyor direkt. Yani sayfada bir yer kaplamıyor. Hayali bir e, şeye çıktığını düşünelim böyle. Bir konuma çıktığını düşünelim diğerlerinden bağımsız ve diğer bazı özelliklerle birlikte bu elemanın, bu etiketin son konumunu belirliyoruz. Şimdi mesela demek istediğim şuydu aslında. Mesela bir ee, div etiketi koyalım. Div etiketi diyelim. Div etiketi 2 ve bir tane daha bu da 3 olsun. Buna test diye bir class ekleyelim. Tamam. Şimdi normal düzende gördüğünüz gibi alt alta geldi. Ve şu an benim klası e, class'ı test olan divim yine sayfamda yer kaplıyor. Nereden biliyorum? Çünkü bir sonraki yazdığım normal herhangi bir şeyde yazsam e, ondan sonra devam ediyor. Yani bu, normalde bu yer kaplamamış olsaydı test bunun yerinde olur. Doğru mu? Evet. Aynen öyle. Ama şu an sayfam yer kaplıyor. Ve ben CSS'in position özelliği ile ne yapabiliyorum? Bu elemanıma önce bir değer belirlemem gerekiyor. Yani test divimi seçtim. Position dedim. Neler kullanabiliyorum burada? Varsayılan olarak bütün elemanlarımız statik. Onun dışında kullanabileceğimiz absolute diye bir değerimiz var. Bunu yaptığım anda bakın sayfamı yenileyim. Şu an ne oldu? Ee, div etiketi 2 yazan yani klası test olan divim sayfada yer kaplamamaya başladı. Şu an evet burada gözüküyor ama gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim test normalde bu yer kaplamasaydı bunun üzerinde çıkardı demiştim. Şu an testim oraya çıktı. Artık bu elemana ben position değerleri uygulayabilirim. Yani sayfanın konumunu belirleyebilirim. Bunu nasıl yapacağım? Eğer herhangi bir konum belirtmemişsem sayfanın o şey, etiketin o anki konumu neyse o konumda kalıyor ilk başta. Yani bu burada olmuş olsaydı bu sefer... 3 onun üzerine çıkacaktı. Çünkü ben herhangi bir konum belirtmedim. Ama bir konum belirtmek isteseydim. Yukarıdan, soldan, sağdan ya da aşağıdan konum belirtiyorum. Bu da top, left, right ve bottom kullanılarak yapılıyor. Mesela yukarıdan 100 piksel konumunu belirtseydim ne olurdu? Bakın şu an 100 piksellik bir konuma geldi. Soldan da 300 piksellik diyebilirdim örneğin. Ya da 150 de kullanabilirdim. Mesela 50-100 de gibi. Aynı zamanda soldan değil de sağdan 20 piksel diyebilirdim. Bu sefer sağ taraftan bir 20 piksellik alab kalırdı. Ve top değil de aynı şekilde batım diyebilirdim. Ee, artık position absolute uyguladığım elemanım sayfa içerisinde yer kaplamıyor. Ve istediğim gibi bunu konumlandırabiliyorum. Bu cepte bunun dışında relative diye bir etiketimiz şey özelliğimiz var. Onu da size şöyle anlatayım. Bir tane container diviniz olsun İçerisinde de divleriniz olsun işte div 1 diyelim. div 2, div 3. Ve container divime hiçbir şey vermeyeyim önce. Container'ın içerisindeki divlerime ne yapayım? Width diyeyim 100 piksel değil mi? Height 100 piksel olsun. Ve CSS derslerinden hatırlarsanız ilkini nasıl seçiyorduk? NTH child ile seçiyorduk. Birincisini seçtim. Arka plan rengini Aa, şuradan herhangi bir renk verelim denemek için. Aynı şekilde ikincisini seçiyorum. Yine arka plan rengine şuradan bir şey verelim. Ve son olarak son divimi seçiyorum. Bunu first last'la da yapabilirdim ilk ve sonu. Çok da önemli değil ama ne olsun? Şu olsun. Tamam. Şimdi yenileyip bakalım. Şu an renklerimiz de geldi. Şimdi container'ıma 500 piksel yüksekliği de 500 piksel olacak diyorum ve arka plan rengi olarak da mesela işte CCC olsun koyu bir gri. Şimdi normal şartlarda ben ilk divime position Absolut demiş olsaydım sayfadan artık kalkacaktı gördüğünüz gibi işgal etmeyecekti yer. Dolayısıyla div2 onun altında kaldı. Neden? Çünkü absolut yani position, position uyguladığımızda elemanlara hayali bir z konumu oluşuyor ve dolayısıyla position uyguladığım şu an diğer e, etiketlerden daha yukarıda kaldığı için onu yukarıda gösteriyor. Neden hani div2'nin üstüne çıkıyor derseniz olayımız bu. Yani ben burada top 50 piksel diyeyim mesela. Bakın bunun da üzerine çıktı. Neden? Çünkü Hayali Z konumunda şu an e, önde o var. Neden o önde o var? Başka herhangi bir etiketimde pozisyon özelliği tanımlamadım. Tanımlamış bile olsam. Mesela şöyle yapalım. E, i̇lk elemanımıza değil de bunu ikinci elemanımıza yapalım tamam mı? Divikimize yapıyorum bunu. Ve ben şuna position relative dedim. Relatif dediğim zaman yine herhangi bir şey değişmedi gördüğünüz gibi. Hala benim e, ikinci divim yani absolut uyguladığım divim e, buna bir pozisyon özelliği uygulamış olmama rağmen hayali o Z konumunda yine yukarıda kalıyor. Ama ben bunu üçüncü divime uygulamış olsaydım ne olurdu bakalım. Hop şimdi burada olayımız ne? Burada şuraya mesela left 100, şey left 50 piksel de diyelim. Hani bu hala bizim hayali şey Z konumunda olan divimiz. Peki ben neden buraya position relative uyguladığımda birincisine olmadı da üste geçmedi de üçüncüye uyguladığımda geçti. Bu aslında sırasıyla alakalı. Etiketin birinci sırası ikinci sırasından önce olduğu için değil mi? Yorumlarken de ne oluyor? Problem çıkıyor. Yani bu şeyle alakalı değil. Bunu şöyle de yazmış olsanız fark etmeyecekti. Bu e, direkt HTML'deki etiketlerin sırasıyla alakalı bir şeydi. Yani e, şunu sorabilirsiniz kendinize tamam da ben yani sürekli böyle etiket mi değiştireceğim kimin kimin üstünde olduğunu e, söyleyebilmek için derseniz tabii ki de hayır. Bunun için varsayılan olarak hani bu şey dedik ya hayali bir z konumu oluşuyor dedik ya e, bu konumda e, kimin hangi sırada olacağını belirtmek için Z index diye bir özelliğimiz var. Yani Buna da position relative verelim şimdi. Z index kullanabilmemiz için ya da top left bottom right değerlerini positionımızın relative, absolute, fixed ya da sticky olması gerekiyor. Statik olan yani varsayılan olarak statik olan bir etikette Z konumunu kullanamıyoruz, Z indeksi ya da top left bottom right değerlerini kullanamıyoruz. Yani aslında position uygulamamış oluyoruz. Mesela Z konumunu uygulamak için ama sayfada hala yer teşkil etmesini istiyorsanız bir etiketin Absolut'ten farkı budur gördüğünüz gibi Nedir? Sayfada hala yer teşkil eder ama top left right bottom değerlerinde kullanabilirsiniz Ama genelden top left bottom right kullanmak yerine Şimdi birazdan göstereceğim o işi yapıyor ya da Mesela pozisyon relatörlerinin Z konumunu ayarlamak isterseniz Şimdi normal şartlarda hala div birim arkada kalıyor ama ben bir tane Z index 1 dersem otomatik olarak bu yukarı çıkıyor. Yani bu birden 9999 istediğiniz sayıya kadar gidiyor. Eskiden bununla ilgili bir hata vardı sanırım bir bak vardı ama şu ana artık modern tarajlarda çok da geçerli olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla artık gördüğünüz gibi divin sırasının hiçbir önemi kalmadı. Z konumunu ben Z indekste 1 belirlediğim için otomatik olarak bu ön plana çıktı. Daha sonra buna buna da Z indeks 1 demiş olsaydım ne olurdu? Hatta şöyle yapalım. Eee... Buna da z-index 1 diyelim. Tamam Sonuç ne oldu? Sonuç yine birebir aynı oluyor. Eğer bütün şartlar eşitse bu sefer de HTML'deki bu sıralamaya göre bir işlem yapıyor. Yani ben artık bunu ön plana çıkartmak istersen bu 2 olsun, bu da 3 olsun dersem ne oldu? Aslında en arkada bu var, sonra bu var, sonra da bu var. Bunu da hayali o z-konumunu z indeks değeriyle e, şey yapabiliyoruz. Fakat şimdi benim burada aslında relatifi göstermemin sebebi ne? Abi bu relatif sadece bunu mu yapıyor derseniz hayır bunu yapmıyor. Şöyle ki ee, Nerede o? Ha, Evet. Şimdi biz burada hep soldan ve yukarıdan değer verdik değil mi bunlara? Peki ben sol, yukarıdan ve sağdan bir değer vermiş olsaydım. Bakın ne oldu şimdi? Benim bir tane konteynerim var. 500 piksele 500 piksellik bir alanı olan ve ben istiyorum ki içerisinde absolut uygulandığı zaman herhangi bir pozisyon konumlandırma işlemi yapıldığı zaman benim bu belirlediğim sınırlar çerçevesinde yapılsın. Fakat ne oldu? Ben burada right dediğim anda herhangi bir bağlantı kuramadığı için bununla otomatik olarak sayfanın en sağına gidiyor. Ops. Pardon. Yani mesela şöyle küçültelim. Bak her zaman orada kalıyor. Fakat fakat ben buradaki kapsayıcıma position relative dersem işte bu saatten sonra ben artık bu absolütleri sayfamın içerisinde kısıtlamış oluyorum. Demek ki neymiş relative aynı zamanda bunun içinde kullanılabiliyor. Aynı zamanda diğer pozisyon özelliklerini kullanmak için de kullanılabiliyor. Onun dışarısında e, sayfada yer kaplıyor absolütün aksine. Okeyiz. Buraya kadar her şey herhalde güzel diye tahmin ediyorum. Ben ilk CSS derslerini yani bundan bir 10 e, sene önce CSS derslerini anlattığımda şey olarak anlatmıştım bunu. E, burayı bir hapishane gibi düşünün. İşte bunlar sizin gardiyanlarınız. İşte bu sınırlar. Sen çıkamıyorsunuz falan diye. Aslında öyle anlatabilirdim ama neyse. <laughs> Bence anladığınızı düşünüyorum ben. Relativi neden nasıl kullanıyoruz? Absolütü neden nasıl kullanıyoruz? Yani şöyle nerede kullanacağım dediğin zaman birkaç ee, hayal dünyana bağlı aslında. Ben şimdi size birkaç tane örnek göstereceğim nerede kullanacağınızla ilgili. Daha sonra karşınıza çıkan frontend çalışmalarında artık bir yerde kullanmanız gerektiğinde siz de kendi kendinize karar verip evet benim bunu burada şekilde bu şekilde kullanmam gerekiyor diyeceksiniz. Eminim buna ben. Şimdi diğer bir e, position özelliğimiz fixed. Adı üstünde fixed sabit demek yani. Mesela şu e, body'min yüksekliğini bir 4000 piksel vereyim ki bir Scroll olsun Ben sayfamın belli bir konumunda sabit kalmasını istediğim bir etiketi pozisyon fixle yapıyorum. Yani mesela ne? İşte bir tane ab e, diye bir klasa ab olan bir şey yapalım. Ne bileyim başa döndesin. Hatta a a etiketi de yapabiliriz bunu. Klasa ap olan bir a etiketim var. Tamam mı? Şurada yazayım. Pozisyon fix dedim ve aşağıda 10 piksel sağdan da 10 piksel kalacak şekilde sabitlensin dedim. Bakın burada duruyor. Bunu bir tık daha böyle şey de yapabilirdim. Evet ve ben scroll etsem bu başarılı bir şekilde ne yapıyor? Orada kalmaya devam ediyor. Fixed'in olayı bu. Fixed'de şöyle bir şöyle bir şey var. Şimdi e, absolute kullandığımda eğer ben kapsayıcıma relative verirsem ne yapıyordu? Bu şeyi geçmiyordu değil mi? Ama ben burada relative değil de fix dersem, şurada absolute yerine pardon fix dersem e, bu sefer ne yapacak? E, buradaki relative ilişkisi çok da önemli olmayacak. Sadece absolute için geçerli bu haberiniz olsun. Son olarak göstereceğim size sticky. Sticky de yapışkan demek. E, onu da şöyle anlatabilirim. Ee, nasıl anlatayım bunu ben size? Başlıklarımız olsun tamam mı? Şöyle bir şey yapalım. Page diye bir tane class div olan, class şey, <laughs> page olan bir div olsun. Page'imizin e, içerisindeki h3 başlıklarımızı düzenleyelim be. H3 diyeceğim ki işte başlık bir. E, font size, font size. 40 piksel olsun, font weighti bold olsun, font familysi Arial olsun. Hatırlayalım, bunun kısa hali neydi? Font 40 piksel, bold 40 piksel, Arial. Hatta burada sans-serif şey ailede koyuyordum, font ailesi hatırlarsanız. Ve buna arka plan rengi verelim. Tomato rengi, domates rengini verebiliriz. Yazımızın rengi de beyaz olsun bu arada e, bir iç boşluk verelim padding'le bunları zaten sizlerle gördük artık bunları uzun uzun anlatmayacağım bunun kendi içinde bir margin değeri varmış margin değerini sıfırlıyorum şimdi e, bakın şurada sayfanın kenarlarında beyaz boşluklar var bu da html ve body'den gelen margin veya padding değerleri html body'mi seçip padding'imi sıfırlayayım yani iç boşluğumu sıfırlayayım ne oldu bakın padding'den değilmiş o zaman margin'imizi sıfırlayacağız Evet şu an o boşlukların marginden olduğunu anladık. Dolayısıyla ne yaptık? Sıfırladık. Yani değerlerini sıfıra çektik. Ve böylece o boşluklardan da kurtuluyorsunuz. Zaten frontend yaparken mutlaka bir sıfırlama işlemi yapmamız gerekecek. Henüz daha sıfırlama ile ilgili bir şeyler söylemedim ama e, işte özelliklerimizin birçoğunu gördükten sonra artık sıfırlamayı da size ufaktan anlatacağım. E, çok da zor bir şey değil hatta. Reset diye araştırırsanız bile belki benden önce zaten öğrenebilirsiniz. Şimdi size neyi gösterecektim? Sticky'yi gösterecektim değil mi? Şurada başlık 2 olsun. Tamam. Ve başlık 3 olsun. Evet. Şurada da işte text diye bir klası text olan bir divimiz olsun. Aynı şekilde. Farz edelim ki bu textlerimizin içerisinde yazı var. Ve işte belli bir alan kaplılar. Mesela ne kadar? Ne bileyim işte 800 piksel kadar diyelim. Tamam. Şimdi Normalde ben böyle gittiğim zaman, bakın başlıklar geçiyor ve ben aslında şeyi yapabilirim. Ben hala o içeriği okuyor oluyorum başlık geçerken diyelim. O yüzden ben bu başlığın burada sabitlenmesini ama ne zaman, ta ne zaman scroll da buraya geldim, o zaman bu başlık sabitlensin ve devam etsin istersem o zaman mesela her işlere position sticky değerini kullanabilirim. Fakat bunu kullanırken bilmeniz gereken şey e, tap değerini belirlemeniz gerekiyor. Yani tap 0 demem gerekiyor ki bu işlemim geçerli olsun. Bakıyoruz. Bakın. Normal şartlarda ne oldu? Tertemiz bir görünüm oldu değil mi? Benim hoşuma gitti açıkçası. Hani ben bazı zamanlarda bunu kullanmak çok güzel oluyor. Mesela şeyleri düşünün. Telefon rehberinizi düşünün. Burada A, burada B, burada C yazdığını. Hani biliyorsunuz o anki içeriğin akışı neyse bunu başlıktan anlayabiliyorsunuz. Ben bunu birçok yerde de kullanırım. bunu bundan yaklaşık yani bir 5-6 sene önce inanın JavaScript'le yazmaya çalışırdık. Çünkü çok önemliydi bizim için. Artık ee, şey gibi yani. Yani şöyle düşünün. Sitelerde sidebar olur. Sol tarafta ufak bir alan ve sağ tarafta da atıyorum işte ya da sol tarafta tam tersi de olabilir. İçerik alanı. Mesela sidebarda bazı alanların işte scroll ettiğinde de kaymasını istersiniz. Ne bileyim bu reklam alanı olabilir, filtreleme alanı olabilir vesaire. Bu gibi durumlarda bu position stick'i çok çok önemli. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Eğer bizim kapsayıcımız bir overflow değeri alıyorsa Mesela overflow auto dedik. Bu overflow'u henüz göstermedim size sanırım. Ee, ama böyle bir değer alıyorsa şimdi çok da bilmenin bir önemi yok. Yani aslında bu overflow işte şey gizle, taşanlar gizlense mi gösterilsin mi tarzında bir muhabbeti var. Ee, aldığı zaman bakın ne oldu o benim kullandığım position stick'i hiçbir işe yaramadı. Dolayısıyla e, frontend kodlama yaparken buna göre kodlama yapmak gerekiyor. Yani şimdi iş, her işin incelikleri var. Ben de e nereden, nereden baksanız yani 10 seneden çok daha fazlası zamandır CSS yazıyorum. Dolayısıyla işin inceliklerini bir şekilde araştırıp öğrenmesem bile mutlaka bir işte denk geliyorum ve zaten çok da araştırıp araştıran birisiyim. Yani beni bilenler biliyor zaten kanaldan. Dolayısıyla elimden geleni ben size yapacağım. Yani benim benim bugüne kadarki bütün tecrübelerimi size aktarmaya çalışacağım. Neden? Çünkü yeni insanlar görmek istiyoruz aramızda. Bizim sektörde biliyorsunuz böyle ee, şey değil. Kimsenin içine taş koymayız. Onun yerine taşın üstüne taş koyarız. Ee, ve ben böyle olduğu için aslında bu mesleği seviyorum. O yüzden de bunu devam ettirmeye çalışıyorum. Umarım faydalı olur. Umarım bir şeylere yarıyoruzdur. Umarım boş boş anlatmıyoruzdur bir şeyleri. Diyerek dersimize e, sonlandırmayacağım. Çünkü birkaç tane örnek verelim artık. Ne öğrendik biz bu derste? Position özelliğimiz öğrendik. Static, Absolute, Relative, Fixed ve Sticky. Bu arada statiği nerede kullanacağım derseniz. Mesela şöyle düşünün e, buna fixed vermişiz değil mi? Sayfanın genişliği 600 piksele düştüğünde bunun artık fixed olmasını istemiyorsunuz. Yani bir position değeri kullanmak istemiyorsunuz. Bunu otomatik olarak statiğe çekerseniz işte tabii şey bir sorgu yazmanız gerekiyor orada. İşte sayfanın genişliği 600 pikselin altındaysa gibisinden bir sorgu. Onu daha görmedik ama hani böyle bir şey içinde statiğe çekmeniz gerekirse yani pozisyon özelliğini kaldırmanız gerekirse diyorum statik yazabiliyorsunuz. Top left, right ve bottom değerlerini öğrendik. Ve son olarak hayali Z konumunda konum ayarlamak için Z indeksi öğrendik. Sanırım bu Z indekste bir problem yok. Photoshop biliyorsanız da bu layer mantığı hangi layer üstte çıkacak hangisi altta kalacak gibi. Aynı şey bunu da sadece sayılarla belirtiyoruz. Bu arada eksi değerde kullanabilirsiniz. E, zaten yapacağımız örneklerde bunu size göstermeye çalışacağım. Şimdi ne örnekler yapacağız? Vallahi aklıma ne geliyor? Checkbox örneği yapalım. Şöyle ki bir tane label oluşturuyorum. Tamam. İçerisinde bir tane inputum var. Tipi checkbox olan ve ee, bir tane de ne diyelim buraya? Check. Check. Check buton diyelim. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Label'ıma buna bir class atayım isterseniz. Checkbox. Evet. Label'ımın e, içerisindeki input'umu bir kere display non yapayım. Tamam, benim bunda bir işim yok şu an çünkü. Ve label'ıma genişlik işte diyorum ki 100 piksel yükseklik, 40 piksel ve arka plan rengim ne olsun DDD e, olsun. Bir de e, border radius kenarlarını yumuşatıyorum 40 piksel yapıyorum. Bakalım. Şimdi gelmedi. Neden? Çünkü benim label'ım inline seviyeden bir eleman. Bir önceki dersin hatırladığınız gibi buna block diyebilirim ya da ne diyebilirim inline block da diyebilirim e, tamamen bize kalmış bir. Durum bu. Şimdi bu buraya geldi. Şunu istiyorum ben. Labelımın içerisindeki check butonumu düzenleyeceğim ve e, bu 30 piksel 30 piksellik bir e, şey olsun. Border radiusu 50 yüzde yaptığın zaman yuvarlak oluyor da hatırlarsanız. Ve renk olarak da background color olarak da tomato rengini verelim. Hadi bakalım. Buna da ne yapmam gerekiyor? Display inline block ya da block yapmam gerekiyor, değil mi görünsün diye. Ama ben böyle yapmayacağım. Position uyguladığınız bir eleman otomatik olarak mesela position absolute diyelim bakalım. Bakın otomatik olarak blok seviyesinden bir elemanmış gibi tanımlanıyor. Yani ekstradan bana block yazmanıza gerek yok. Şimdi ben yukarıdan Top'tan ne kadar yapabiliriz? 5 piksel, soldan da 5 piksellik bir alanda gözüksün istiyorum. İşte Relative'i mesela burada kullanabiliriz. Çok güzel bir örnek. Hem Absolute'i kullandık burada. Neden? Çünkü birazdan göreceğiz. Burada ben bu alanımın içerisinde kalması için o alanıma Relative vereceğim. Evet şu an burada. Şimdi şu gizlediğimiz inputumuzu bir açalım. Tıkladığımda inputum seçiliyor, tıkladığımda geri pasifleşiyor değil mi? O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Şuna bir bakalım ee, bu arada. Left değeri, şunu şöyle kapıyorum. Left değerini kaç piksel yaptığımda bu tarafa gidiyor. 50, 60, kaç bu? 100 piksel değil mi? 30 çıkart 70, 75 olması lazım. Şey 65 olması lazım. <laughs> Aynen tam 65 piksele götürmem gerekiyor bunu. Şu an 5 piksel değil mi bu? Ben tıkladığım zaman tamam mı? Yani inputum çekit olduğunda şunu şöyle bir blok yapıp gösterelim. Inputum çekit olduğunda bunu nasıl yakalıyordum hatırlayın. ilk derslerimizde bunların size öneminden bahsetmiştim. 2 nokta çek diyorduk değil mi? Daha sonra artı butonuyla ondan sonra gelen elemanı seçiyordum. Yani check butonu seçiyordum değil mi? Bu şekilde yapıyordum. Herhalde herkes hatırladı değil mi? <laughs> Hmm de inşallah öyledir hatırlamışsınızdır. Left değerini bunun 65'e çekeceğim. Ne zaman input'um checked olduğunda. Bakın hop şu an oraya gitti değil mi? Süper. Ve ne zamanki check olmazsa otomatik olarak ne oluyor? Ee, şeyim geri oraya geliyor. Ek olarak ne yapabiliriz? Ee, ne yapabiliriz ek olarak şunu düşünelim. Hani ben checked olduğunda arka plan rengimi de değiştirmek istiyorum diyelim. Nasıl değiştireceğim? Şurayı nasıl değiştireceğim? Onun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu klası checkbox'ı şuraya verirsiniz. Tamam mı? Checkbox'ı şu şekilde. Ve label'ı da checkbox'a dönüştürürsünüz. Checkbox'ımız yine display inline block oldu. Okey. 100 piksel, 40 piksel. Her şey güzel. Aynı şekilde ee, Label'ımın altında değil de checkbox'ımızın altındaki check buton diye değiştirelim bunu da Neden böyle yapıyoruz şimdi birazdan anlayacaksınız Tamam mı Ve daha sonra Input'umuz Yani label'ın altındaki input'umuz checked olduğunda artık bunun içerisindeki check butonu şey yapacak Ve şunu da yazabileceğim artık Input'um checked olduğunda ondan sonra gelen checkbox'ım yani şu alanımı checkbox'a çevirdim label'dan ziyade ne yapacağım Ben bunun arka plan rengini tomato yapmak istiyorum Şimdi bir bakalım mı? Problem sonucumuz ne oldu? Evet şu an bakın tomato rengine büründü. Ama aynı zamanda bunun tabi arka plan rengini de beyaz yapmam gerekecek ki bu istediğim sonucu alayım. Artık tabi buna display non diyerek bir amacı olmadığı için şu an istediğimi yaptım. Hatta şuraya da şeyi de belirtebilirsiniz. Normalde hani bir A etiketinin üzerine geldiğinizde bu şekilde bir şey bir bakın farenin imleci değişiyor. Bunu aslında görmedik ama yani göstereyim çok güzel şey bir şey değil. Kursor diye bir e, özelliğimiz var. Bu da pointer diye bir değeri var. Pointer değeri tam olarak şu üzerine geldiğinde bakın. Hani tıklanabilir bir şey olduğunu anlatmak için aslında böyle yapıyorsunuz. Sonuç olarak bu derste öğrendiğimiz şey ne? Bu örnekte demek ki absolut ve relatif gerçekten kullanışlı. Bunu bunsuz yaptığınız zaman görürsünüz ne kadar acı çekeceğinizi. Dolayısıyla bunu böyle yapmamızın sebebi de bu arada şöyle de yapabilirdim. Lefti oto değeri diye bir şey var. Oto dediğinizde yani şöyle göstereyim size daha doğrusu hatta left 5 piksel dedik ya. Check olduğunda da left 65 dedik. Onun yerine şunu yapamaz mıydık? Right 5 piksel otomatik olarak hiç hesaplamamak yerine. Bakın yapamadık. Neden? Çünkü hem left'ten 5 piksel alıyor şu an hem right'tan 5 piksel alıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Ama ben left auto dersem böyle bir değerimiz var. Auto diye. O zaman bakın ne oldu? Şu an left'imin sol sol yerimin tamam auto otomatik sağdan 5 piksel şeklinde oldu. Ve yine istediğimi başardım. Ama ben neden burada oto yerine yani write'i yazmamak yazmak yerine 65 piksel yazdım? Bilerek çünkü ilerleyen derslerde transition diye bir özellik var. Transition özelliği animasyon katmamızı sağlıyor. Örnek vermemi istiyorsanız hemen size çok basit bir örnek verebilirim. şu giden yer değiştiren arkadaşımızın adı check button'dı değil mi? Buraya transition diyorum kaç saniyede bu işlemi yapsın? Mesela 500 milisaniye yani yarım yarım saniyede. E, hangi işlemi yapacak? Left'i. Left. Ben çünkü burada left'i değiştiriyorum. Ek olarak neyi değiştiriyorum? Arka plan rengini değiştiriyorum. O zaman virgül 500 ms yine yarım saniyede arka plan rengini de değiştirsin diyebilirim. Diyebilir miyim? Ben de emin değilim bundan. Bakalım. Bakın. Şu an bambaşka bir boyuta geçtik. Aynısını şunun içinde de yapalım. Checkbox'ın kendisine de transition yazalım. Yarım saniyede arka plan rengimizle ilgili bir işlem yapacağımızı söylüyoruz. Tamam mı? Bakın. Şimdi nasıl işin rengi değişti değil mi? Ne kadar harika bir animasyon yarattık yani burada şu an. Tabi bu transition e, vakti geldiğinde size daha detaylı anlatırım ama şu an artık bunu öğrendiğiniz gibi bir şey ve, ve kodlarınıza uygulamamak için hiçbir sebebiniz yok. Farklı olarak gösterebileceğim bir örnekte mesela pop-up'larla ilgili olabilir. Biliyorsunuz pop-up'ların şöyle arkası kararıyor. Ortada da bir tane böyle pop-up gözüküyordu hatırlarsanız şimdi öyle bir şey deneyelim. Pop-up diyelim tamam mı? Ve pop-up'ın içerisinde de pop-up inner diye bir div oluşturuyorum. Şimdi pop-up'ıma gelip ben diyeceğim ki position fixed. Fixed yani. Top 0, left 0 dedim. Genişliğini ve yüksekliğini veriyorum. Veriyorum. Ve arka plan rengine siyah rengini veriyorum. Tamam. Bakalım. Şu an hepsinin üzerine çıktı. Ama bunlar üzerine çıkamadı. Çünkü Z konumunu ayarlamam lazım. Z konum mesela 90 olsun. Şu an en yüksek pop up'ım yani. Ben onu onu biliyorum. Tabi burada arka plan rengimiz e, RGB ile 00 yüzde 50 olarak vereceğim. Yani siyahın 50 hatta yüzde 70'i kadarını verebilirim. Süper. Ve artık Aa, bu arada şunu göstereyim size. Burada top left verdim. With hate vermemiş olsaydım hiçbir işe yaramayacaktı. With hate yerine bütün e, köşelere 0 verirsem. Yani top 0, left 0, right 0, Bottom 0 dersem bu yine otomatik olarak aslında aynı görevi görüyor. İsterseniz de Vitey de kullanabilirsiniz. Şimdi pop-up'un içerisindeki pop-up'un içerisindeki pop-up inarma bir genişlik verelim mesela 400 piksel ya da 500 piksel ve yükseklik verelim 500 piksel. Arka plan rengimizi de beyaz olarak belirleyelim. Tamam burada duruyor. Şimdi bunu da ortaya sabitlemek istiyorum. Position absolute kullanabilirim artık. Çünkü zaten Fixit'in içerisinde Absolute kullanırım. Bir önemi yok. Hani şeyin dışına çıkacakmış vesaire gibisinden bir derdimiz yok. Topa 50 yüzde, lefte 50 yüzde veriyorum. Ama ne yapmam lazım? Bunların genişliği ve yüksekliği kadar da margin değerlerini yukarı veya ve sola çekmem gerekiyor. Yani margin topumun eksi 250 piksel olması gerek bu şekilde. Ve margin leftimin de eksi 250 piksel olması gerek ki tam ortalansın. Yani burada da farklı bir position örneğini görmüş olduk. Elbette şunu da söyleyeyim. Bu pop-up örneğini yapmak için aslında bu mantık yanlış. Yani her pop-up'ın genişliği belli olmayabilir, yüksekliği belli olmayabilir. Bu gibi durumlarda farklı bir özellik, CSS özelliği kullanacağız. Sadece yine pozisyonu, pozisyonu kullanıyoruz bu arada. Sadece bu marginler yerine ve genişlik yükseklik vermek yerine farklı bir şey göstereceğim size ilerleyen derslerde. Onu da hatırlatmasını yapayım.